Mutlu akşamlar. TV 100 Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Gelişmeleri aktaracağız, paylaşacağız. Özellikle tabii siyasi aranında ciddi bir hareketlilik söz konusu. Peş peşe açıklamalar var. Onlara göz atacağız, bakacağız ama bunun öncesinde birkaç saat evvelinde beklediğimiz sonuçla karşı karşıya kaldık. İlk Türk astronot Alper Gezer Avcı o tarihi yolculuğunu tamamladı. O yolculuk 3 kez ertelendi biliyorsunuz uzaydan gelişi. 3 astronotla birlikte toplamda 20 gün sonra az önce dünyaya döndü. Hepimiz o ana kilitlenmiştik. Axiom 3 ekibi Dragon kapsülüyle Atlas Okyanusu'na başarılı bir şekilde indi. Nefesler tutuldu, Dragon kapsülü atmosfere girdi. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronot dünyaya böyle vardı. Aynı dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Alper Gezer Avcı astronotumuz dünyaya inişini yaptı. Güzel gitti, güzel geldi. Tabii şimdi Türkiye'ye de inişini bekleriz. Türkiye'nin ilk uzay astronotu Alper Gezer Avcı 20 gün uzayda kaldı. 13 bilimsel deneye imza attı. Herkese merhabalar, Alper Gezer Avcı ben. Axiom 3 görev uzmanı. ISS'e hoş geldiniz. Görevini başarıyla tamamladı, dönüş yolculuğu başladı. Dragon kapsülü çarşamba günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. All hooks are open. And we just heard confirmation that the second set of 6 hooks is... Dile kolay. Astronotlar tam 48 saat daracık kapsülde zor şartlarda dönüş yoluna katlandı. Frequent flyer club. I imagine we have enough miles. Ardından Dragon kapsülü Türkiye saatiyle 16.30'da atmosfere girdi. Florida eyaleti semalarında belirdi. So returning back to Earth. And there you could see the drogue parachutes have deployed. İniş sırasında önce yavaşlatan ilk paraşütler açıldı. Otomatik pilot devreye sokuldu. There's an awesome view from the capsule itself. Ardından yumuşak inişi sağlayan diğer 4 paraşüt açıldı. Dragon Freedom carrying AX3. Kapsül Atlas Okyanusu'na doğru başarılı bir şekilde süzülmeye başladı. Splashdown. Dragon kapsülü o kadar ısınmıştı ki kamerada adeta bir yıldız gibi parladı. O parlaklığın nedeni sürtünme. Atmosfere giriş sırasında ısı 2000 derecenin üstüne çıktı. Bu nedenle ekipler hemen yaklaşamadı. Soğuması beklendi. Kapsül daha sonra gemiye alındı. Ardından astronotlar teker teker çıkarıldı. Gezer Avcı tam 17.28'de dünyaya ilk adımını attı. Türk astronot 20 gün yerçekimsiz ortamda kaldı. Kasları zayıfladı. Bu nedenle dışarı çıktığında kendi ağırlığını taşıyamadı. Adeta sırtında ağırlık var gibi hissediyordu. Ayakta durmakta zorlandı. Yürüyebilmesi için iki kişi koluna girdi. Astronotlara ilk muayeneleri gemide yapıldı. Muayenenin ardından kapsamlı testler için Houston'daki hastaneye götürüldüler. Gezer Avcı ve beraberindeki 3 astronot karantinaya alınacak. Böylece 19 Ocak'ta başlayan tarihi yolculuk 9 Şubat'ta resmen sona erdi. Dünyaya dönüş hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle 3 kez ertelenmişti. Bu nedenle Gezer Avcı ve beraberindekiler uzayda en uzun kalan Axiom ekibi oldu. Evet. Bunun dışında bir rekor daha var aslında. 48 saatlik periyotta gelmeleri de bir rekor. Bugüne kadar uzay yolculuğunda en kısa iniş süresi olarak tarihe geçen tablolardan bir tanesi oldu. Gezer Avcı'nın tıpkı uzaya gidişinde olduğu gibi dönüşünde de aynı heyecanı hepimiz yaşadık ama kuşkusuz en çok o heyecanı yaşayan, hisseden baba eviydi. Silifke'de tamamında büyük bir heyecan vardı. Hemşerileri de aynı heyecanı yaşadılar. Ailesi o uzaydan dönüşü adeta nefeslerini tutarak izledi. Kapsülün Florida'ya, okyanusu süzülerek yavaşça indiği anlarsa büyük bir sevinç gösterisine dönüştü. Şu anda iniyorlar bak. Evet. Tüm Türkiye gibi onların da heyecanı doruktaydı. Gezer Avcı'nın baba evindekiler kapsülün dünyaya dönüşünü soluksuz izledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı uzayda 20 gün kaldı. Silifke'deki ailesinin aklı da ondaydı. Dönüş yolculuğu öncesi evine Türk bayrakları asıldı. Atlas Okyanusu'na ineceğini bekliyoruz dört gözle. Biz de merak ediyoruz nasıl olacak, nasıl düşünce nasıl alacaklar. Gezer Avcı soy ismini dünyaya değil uzaya yazdırdı. Hepsi gururlu, bir o kadar heyecanlı, bir de meraktaydı. Paraşütler açılacağını öğrendik. Onlarla beraber okyanusa inecek. Biz de burada kendisini sabırsızla bekliyoruz. Alper'le gurur duyuyoruz. Şimdi gelecek ama aynı zamanda hem gurur duyuyoruz hem de yüreğimizde bir korku var. Çok riskli bir iş biliyorsunuz. İnşallah hiçbir şey olmadan sağ salim kavuşuruz. Kapsülün atmosfere yaklaştığı anlarda hepsi televizyon karşısındaydı. Ve kapsülün okyanusa indiği o an. Gezer Avcı ailesi alkışlarla kutladı o anı. Salvador Dali şeyinden fırlamış. Hani kurtarıcılar gelmedi. Alper Gezer Avcı kapsülden çıkana kadar heyecan bitmedi. Şimdi tüm Türkiye gibi onlar da Gezer Avcı'nın dönüşünü bekliyor. Bütün dualarımız onunla. Gelince soracağımız çok sorular var kendisine. 31 Mart yerel seçimlerine neredeyse yaklaşık olarak 1,5 aylık bir zaman dilimi kaldı. Partiler tabii ki sahada, adaylar açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem Cumhur İttifakı'nın hem AK Parti'nin adaylarını açıklıyor. Antalya'da AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tanıttı ilçe adaylarıyla birlikte. Hedefinin de bir kez daha muhalefet vardı. Muhalefetin elinde bulunan o büyük şehirlere özellikle sert sözlerle yüklendi. İstanbul, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat dedi. Antalya keza yine harap durumda diye de ekledi. CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla bir daha buluşturacağız. Tekrar buluşturmakta kararlıyız diye konuştu. CHP'nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirleme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar diye. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten de CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. CHP'ye bu sözlerle yüklendi. Şehirlerimizi onlara emanet edemeyiz dedi. Önlerine 3 keçi katsanız, ellerine bir kasa portakal verseniz, akşama hepsini de kaybedip gelecek kifayetsizlikteki tiplere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı Antalya'ydı. AK Parti'nin belediye başkan adaylarını tek tek tanıttı. Hedefinde yine muhalefet vardı. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumdadır. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetini ülkeye bulaştırmasına izin veremeyiz. Cumhurbaşkanı büyük şehirler üzerinden CHP'ye yüklendi. İstanbul harap oldu. Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya aynen harap oldu. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. Erdoğan, CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirdi. CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi
gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizde tanışan şehirlerimiz çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadı. Enerjimizi, şehirlerimizi Türkiye yüzyılına hazırlayacak projeler için harcıyoruz dedi. CHP'nin yapması gereken bizim karşımıza daha iyi projelerle çıkmaktır dedi. Ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak bunların hiçbiri yok. Ne ülkenin meseleleri, ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. İki yüksek mahkeme arasındaki yargı kararlarının polemiği hala devam etmekte. O polemik sürerken tabii sert ifadeler de kullanılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bugün yine sert sözlerle Anayasa Mahkemesi'ne yüklendi. Özellikle de geçtiğimiz gün Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklaması sonrası daha da sertleşti. Baktığımızda onu net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü Zühtü Arslan Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması gibi bir durum söz konusu olamaz demişti. Hedefine koydu Zühtü Arslan'ı Devlet Bahçeli ve Anayasa Mahkemesi için milli güvenlik sorunu olarak bir nitelemede bulundu. Ayrıca yüksek mahkeme ya kapatılsın ya da yeni baştan yapılandırılsın diyor. Anayasa Mahkemesi artık milli güvenlik sorunudur. Anayasa Mahkemesi tekrar ifade ediyorum ki ya kapatılmalı ya da yeni baştan yapılandırılmalıdır. Hem Anayasa Mahkemesi'ne hem de başkanına çok sert sözlerle yüklendi. Milli güvenlik sorunu olarak işaret ettiği yüksek mahkemenin teröristlerle kol kola olduğunu söyledi. Bay Zühtü, senin ve bir kısım üye arkadaşının aklayıp hak ihlali kararıyla taltif ettiğiniz cani 6 Şubat'ta terör saldırısına teşebbüs etti, polislerimizi yaraladı ve bir vatandaşımızın da hayatına mal oldu. Haberin oldu mu? Bu rezaleti duydun mu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 55. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarına tepki gösterdi, teröre teröriste hak verilir mi diye sordu. Anayasa Mahkemesi haini aklı görmüş, Türk polisi de hak öyle değil, böyle olur mesajıyla gereğini yapmıştır. Böyle gidemez. Böyle bir mahkeme yapısı Türkiye'de yüksek yargı organları içinde yer alamaz, almamalıdır. Konuşmasında yerel seçimden zaferle çıkacak tarafın Cumhur İttifakı olduğunu vurguladı MHP lideri. Cumhur İttifakı devlete sahip çıkacak, vatana sahip çıkacak, Türkiye yüzyılının mimarı olacaktır. Hedefinde ise Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni adresi Kandil'dir. Dem CHP'yi kafa kola almış, tehditlerle zincire vurmuştur. Özgür Bey erkenden havlu atmış, nihayet çuvallamıştır. Sağ olun, var olun Sayın Genel Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da DİSK Genel Kurulu toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yaptı ve konuyu getirdi asgari ücret oranına. Vergi sistemiyle ilgili eleştirilerinden bahsetti. Zenginle fakiri ayırt etmeyen, eşitsiz, adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır diye çıkıştı. Elbette yoksullukla mücadelenin en temel yolu adaletli bir vergi sistemi inşa etmektir. Zenginle fakir ayırt etmeyen, eşitsiz, adaletsiz bir vergi sistemi uygulanmaktadır. Vergi sistemi adaletsiz dedi. Enflasyona göre yapılan asgari ücret artışını eleştirdi. 19.500 lirayla sadece 5 kişilik bir ailenin karnı doyabilir diyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Diğer tarafta 17.002 lira vererek sen aileni geçindirebilirsin diye asgari ücreti belirleyen bir iktidar ve en düşük emekli maaşını da 10 bin lira yapıp bu 10 bin lirayla emekliler geçinebilir diye onlara bu fiyatı, bu ücreti, bir maaşı
dayatan bir iktidar var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da DİSK Genel Kurul toplantısına katıldı. TÜİK'in hesabı yanlış. Doğru olsa bile enflasyona göre asgari ücret artışı yapmak bir yoksullukla mücadele yöntemi değil, aksine yoksulluğu körükleme, emeğin sömürüsünü her geçen gün arttırma yönteminden başka bir şey değildir. Özgür Özel, vergi sistemiyle ilgili de eleştirilerde bulundu. Bununla ilgili rakamlara bakılacak olursa 100 liralık verginin 68 lirası bu memlekette dolaylı vergilerle toplanıyor. Şaka gibi ama toplanan 100 liralık verginin 68 lirası toplanırken fabrikatör müsünüz, fabrikada işçi misiniz, aranızda hiçbir fark yok. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun vergide adalet talebinin arkasında duracaklarını da söyledi. DİSK bu talepleri nerede dile getiriyorsa, kürsülerde, meydanda, sokakta, eylemde, günü gelir grevse grevde sonuna kadar arkasında olduğumuzu ve yürekten desteklediğimizi ifade etmek isterim. AK Parti'de de her şey daha net bir şekilde ilerliyor. 31 Mart için yol haritası netleşmiş durumda ve listeler hazırlanıyor belediye başkan adayları için. Başkan yardımcıları var bunun dışında. Her şey daha spesifik bir noktada net, özellikle muhalefet kanadına göre. 3 günde 51 ilin ilçe adayları tanıtılacak. Bunun için illere dağılan genel başkan yardımcıları her il için ayrı bir aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecekler. Yeni haftada ise gözler belediye meclis üyeliklerinde. Durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart'a giderken AK Parti'de yol haritası netleşti. Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları belirlendi. Heyetler arası görüşmelerin ardından AK Parti listelerini tamamladı. Genel başkan yardımcıları 3 günde 51 ilin ilçe adaylarını tanıtacak. Her ilde aday tanıtım toplantıları gerçekleştirilecek. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Her gün 17 ilde ilçe adayları için organizasyon yapılması planlanan AK Parti'de aralarında Bolu, Düzce, Çorum ve Hakkari'nin de olduğu 17 ilde başlayacak tanıtım toplantıları. 3 günlük periyotun ardından yeni haftaya kadar AK Parti 51 ilin ilçe adaylarını tanıtmış olacak. Programda değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Zonguldak ili için ilçe adaylarını tanıtması bekleniyor. Ardından gözler AK Parti Genel Merkezi'nde olacak. Yeni haftada da yoğun bir mesai bekliyor AK Parti'yi. Bu kez belediye meclis üyelikleri için hazırlanan listeler gözden geçirilecek. Genel merkezde toplanacak olan yüksek komisyon meclis üyeliklerini değerlendirecek. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Bir yandan da tabii ittifak dengeleri çok önemli. Cumhur İttifakı kanadında tablo net ama ittifak genişleyebilir mi ona bakılıyor. Ama karar aslında açıklandı fakat her zaman bir ihtimal var çünkü 20 Şubat'ta da çok var. Geçtiğimiz hafta ittifak kararını açıklamıştı. Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Yeniden Refah Partisi. Şimdi gözler yarına çevrilmiş durumda 10 Şubat tarihine. Genel Başkan Fatih Erbakan Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya adayını ilan edecek. AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımız var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi son anda Cumhur İttifakı'na dahil olan Yeniden Refah Partisi 31 Mart yerel seçimlerine bağımsız girmeye hazırlanıyor. Kararını bir süre önce duyuran Genel Başkan Fatih Erbakan kendi adaylarını ilan edecek. Milletimiz bu seçimlerde Yeniden Refah Partimizin ittifak yapmasını istemiyor. Aday tanıtım toplantısı için seçilen adres Ankara Atatürk Kapalı Spor Salonu. Peki Yeniden Refah Partisi o toplantıda hangi büyükşehir adaylarını ilan edecek? Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapacağımız
aday tanıtım programımızda ilan edeceğiz. Sadece Ankara, İstanbul, İzmir değil, mütedeyyin kesimin çoğunlukta olduğu Konyalıların da oyuna talip olacak Yeniden Refah Partisi. Bu ilde öne çıkan isim avukat Latif Cem Baran. Tokat, Tekirdağ, Rize, Erzurum ve Çanakkale adayları da aynı toplantıda duyurulacak. Yeniden Refah Partisi bugüne kadar 26'sı büyükşehir, 45'i il olmak üzere 611 belediye başkan adayını ilan etti. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki programda açıklanacak 10 adayın ismiyle partinin yerel seçim yarışına gireceği tüm büyükşehir ve iller tamamlanmış olacak. İlçe belediyeleri için değerlendirmelerse 20 Şubat'a kadar devam edecek. Cumhur İttifakı kanadında nasıl Yeniden Refah Partisi'nin tavrı merak ediliyorsa, muhalefet kanadında, ana muhalefette de DEM Parti'nin tavrı merak ediliyordu. Bugün DEM Parti aslında her şeyi noktalayan açıklamayı yaptı. 31 Mart seçimlerinde yarışacak 40 il ve 16 büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı. İstanbul'da eş başkan adayı olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepli'nin adı ilan edildi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, yerel seçim adaylarını kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazanmak için iddialıyı sözleriyle duyurdu. İstanbul'a DEM geliyor, artık tam zamanı diyoruz. Başak Demirtaş denklemden çıktı, merak edilen soru yanıtını buldu. DEM Parti İstanbul'un da aralarında yer aldığı 40 il ve 16 büyükşehir için adayını açıkladı. Genel başkanlıkta uygulanan eş başkanlık belediye başkan adaylıklarına da taşındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile 27. dönem İzmir Milletvekili Murat Çepni mega kente aday gösterildi. O açıklama parti sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi. Antalya Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır. Eskişehir Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız Gamze Toprak, Suat Başaralı. Geçen hafta yapılan MYK toplantısını işaret etti Doğan. Kararları halk buluşmalarından gelen talepler doğrultusunda aldıklarını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız Ayşe Serra Bucak Küçük Doğan Hatun. Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanlarımız Devrim Demir Ahmet Türk. Deneyimli siyasetçi Ahmet Türk daha önce de belediye başkanlığı yaptığı Mardin'den aday gösterildi. Sözcü Doğan kaybettiren parti eleştirilerine de yanıt verdi. Kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasal hareketiz. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, daha doğrusu Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Ermeni Patrikliğini ziyaret etti. Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyı kınadı. Türkiye bir kardeşlik coğrafyası, 85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz dedi. İbadethanelerle ilgili gereken tüm ihtiyaçlar süratle karşılanacaktır dedi. Cennet vatanımız birbirinden çok farklı mezheplerin, dinlerin hoşgörü içerisinde yaşadığı bir kardeşlik coğrafyasıdır. Murat Kurum Ermeni azınlık temsilcileriyle buluştu. Kardeşlik mesajı verdi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Türkiye Ermenileri Patriği 2. Sahak Maşalyan, Başpiskopos Aram Ateşyan ve azınlık cemaatleri temsilcileriyle bir araya geldi. Sayın Murat Kurum'a sözlerinden konuşmasına Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırıyı kınayarak başladı. Bu vesileyle bir kez daha bu alçak saldırıların asla hedefine ulaşmayacağının altını çizerek, önemli çizerek ifade ediyor. Dostlarımızın daima yanında olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum. Biz hep 85 milyon büyük Türkiye ailesiyiz dedik ve her birimiz kendimizi bu ailenin şerefli, asil ve eşit fertleri olarak gördük. Kurum, farklı dinlere mensup vatandaşların inançlarını rahat sürdürebilmesi için sayısız reforma imza attıklarını vurguladı. 2011 yılında yapılan yasal düzenleme ile azınlık vakıflarının mülkiyet haklarını teminat altına aldık. Milli Eğitim Bakanlığımız eliyle Ermenice ders kitapları hazırlandı. 2010 yılından itibaren Ermeni okullarına ücretsiz dağıtıldı.
2014'te ilk kez bir Süryani okulu kuruldu. Farklı din ve inançlara ait asırlık ibadethanelerimizi restore ederek kapılarını yeniden ibadet yapılabilmesi için hizmete açtık. Kurum hiç kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceğinin altını çizdi. Kimsenin geride bırakılmadığı bir İstanbul için koşacağız. Herkese saygılı, herkesi dinleyen ve anlayan bir gayretle İstanbul'u hep birlikte kucaklayacağız. Cemaatlerimizin ibadethaneleriyle ilgili de gereken tüm ihtiyaçları süratle karşılayacağız. Güvenli limanaltı son dönemde dalgalı bir seyirdeydi fakat yine rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. O yükseliş eğilimine başladı bir kez daha. Kenarda köşede parası olan kapalı çarşının yolunu tutuyor. Peki altın alırken neye dikkat etmek lazım? Bu yükseliş trend, eğilim ne kadar devam edecek? Yatırım fırsatı hala geçerli mi? Tap noktada altının nirvanası neresi? İşte detaylar. Reşit altın alacaktım ama burada yokmuş. Yani yatırım amaçlı uzun vadeli iyi olduğunu söylüyorlar. Ve hani zaten geçmişe baktığın zaman da sürekli bir yükselişte. Haftanın son işlem gününde piyasalar oldukça hareketli. Gram altın dün kapalı çarşıda 2060 ile 2071 lira seviyesinden işlem görürken bugün 2078 liradan satılıyor. Zinet altın 13.623 lira. Yarım altına bakalım. O da 6.931 lira. Satış fiyatıyla şu anda kapalı çarşıda. Çeyrek altında 3.385 liradan alınırken 3.454 liradan satılıyor. Vatandaşın da yatırımcının da gözü kulağı altında. Yükseliş eğilimi altına olan talebi arttırdı. Vatandaş işçiliği az olduğu için en çok gram altını tercih ediyordu. Şimdi talep has altına kaydı. Çünkü onda işçilik yok denecek kadar az. Aynen öyle. Gram altında yani bu paketlerde az bir şey de olsa bir paket işçiliği var. Ama bu 24 ayarda has altında yani işçilik yok gibi bir şey. Has altının yani diğer bir adıyla kesme altının bir diğer özelliği de ne kadarlık istiyorsanız o kadarlık alabilirsiniz. Bu ne kadarlık şimdi? Tartayım. 13 gram geliyor. Yaklaşık 26.500 TL civarı geliyor. Peki bütçe 10 bin lira. 10 bin liraysa yaklaşık bir 5 gram keseceğiz. Yani 5 gram kadar. Evet, yaklaşık bir 10 bin lira civarı gelir. Ancak kesme altın alırken dikkat etmek gerekiyor. Kesme altınların üzerinde barkod veya seri numarası bulunmuyor. Dolandırıcılar tarafından da hedef haline geliyor. Hal böyle olunca uzmanlar da uyarıyor. Tabii ki de güvenilir yerden altın almak daha iyi olur. Kredi kartları enflasyon ortamında özellikle hayatın vazgeçilmez bir parçası. Hepimiz açısından öyle ama tablo çok kritik bir noktada bir yandan da. Çünkü o gereksiz borçlanmanın önünü açan bir mekanizma kredi kartı. Elde ettiğimiz gelirden çok daha fazlasını harcıyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yeni yılda yaptığı ilk açıklamada bu hususun altını çizdi. Kredi kartlarıyla ilgili yeni kararlar alınacak dedi. Bunun sinyalini verdi. Birçok başlık olabilir bunun içinde. Birazdan değerlendireceğiz bu hususu da. Bu kararlar ne olabilir? Ne zaman hayata geçebilir? Şu süreçte neler yapmak gerekiyor? Uzmanı yanıtladı. Yıldır borcumu ben ödemiyorum. Maalesef kredi kartı gecikme faizi, nakit çekme faizi gibi unsurların ne anlama geldiğini bedelini ağır ödeyerek öğrendik. Gereksiz bence ama kullanıyoruz mecburen, ne yapalım. Yapılan alışverişler söz konusu olduğunda 9 trilyonluk bir hacmin yaklaşık 7 trilyonu kredi kartlarıyla gerçekleştiriliyor. Gereksiz tabii, faiz oluyor bir de. Ne kadar gereksiz görsek de onsuz olmuyor. Kimine göre enflasyon fırtınasında can simidi. Artık kredi kartları vatandaşın günü kurtarmak, günlük ihtiyacını ve temel ihtiyaç maddelerini karşılamak bakımından adeta vazgeçilmez bir enstrüman durumuna gelmiş. Kredi kartı kullanmak daha iyi yani nakit taşımaktansa yani biz akaryakıt olsun, market olsun her yerde kredi kartı kullanıyoruz. Sadece tüketici değil, esnaf da kredi kartına bağlandı.
KOBİ'ler kurumsal kredi kartlarıyla günlük ticaretlerini döndürmeye çalışıyorlar. Kira fatura alışveriş derken bütçelerin nefesi ay sonuna doğru tükeniyor. Haliyle devreye de kredi kartları giriyor. Ancak nasılsa ekstreleri önümüzdeki ay öderim düşüncesi tüketiciyi tasarruftan uzaklaştırıyor. Zaten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da kredi kartlarıyla ilgili yeni düzenleme sinyali verdi. Kredi kartları da elbette projektör altında. Daha önce de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarında net kararların alınacağını söylemişti. Kozmetikte sıfır taksit, ulaşım vasıtalarının biletlerinde sıfır taksit ya da kuyumda sınırlamalı taksit. Aslında kredi kartları ile ilgili bazı kısıtlamalar uzun süredir var. Peki yeni kararlar ne olabilir? Ne zaman hayata geçer? Faizleri yukarıya çekilebilir, gösterge faizine yakın kılınabilir. Belirli sektörlere tamamen taksit yasağı veya kısıtlaması gelebilir. Benim samimi kanaatim seçim döneminde gündemde kalacağı ama uygulamaya geçilmeyeceği, seçimden sonra belki tekrar bir takım düzenlemelerin olacağı yönünde. Evet, para politikasında bu sıkı duruşa rağmen aslında kredi kartı harcamalarında ciddi bir artış var. Bu da tüketici tarafından aslında talebin hala canlı olduğunu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat tam aksi yönünde bu talebin ödenmeyen kredi borçları, hacizler, dava dosyaları da dağ gibi oluşmuş vaziyette. Bu tabloyu değerlendireceğiz şimdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarını da tabii ki ekonomist Hikmet Baydar bizimle birlikte. Sayın Baydar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, çok çarpıcı bir tabloyla karşı karşıyayız aslında. Uzun bir dönemden, hatta pandemiyle başlayan bir süreç olarak niteleyebiliriz zannederim ki bu durumu. O alışveriş çılgınlığının başladığı, fütursuzca harcamaya başladığımız dönem olarak. Şimdi bu noktaya geldiğimizde bizim cebimize giren hiçbir şekilde ödeyeceğimizi karşılamıyor. Bu nereye evrilecek? Fatih Karahan da dedi ki kısıtlamalar yolda, ne gibi kısıtlamalar olur? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne dersiniz bu duruma ilişkin? Şimdi tabii burada enflasyonla mücadelenin tek yolu iş talebi yavaşlatmaktan geçer varsayımı var. Tabii ki iş talebi yavaşlatmaya kalkarken aynı zamanda ihracatı da hızlandırmaya çalışıyorsak o zaman toplam talebi düşürmediğimiz için Türkiye'de enflasyonu düşürmek mümkün olmayacak. Bunu biz ayçiçeği yağı örneğinde yaşamıştık geçtiğimiz dönemlerde. Raflarda ayçiçek yağını bulamadık. Adeta kara borsaya düştü ve fiyatlarında ciddi bir zıplama olmuştu. Biz ayçiçek yağı üreticisi bir ülke olduğumuz halde. Dolayısıyla burada hep iç talebe odaklanılıyor. Dikkat edin, Sayın Mehmet Şimşek de bunu söylüyor, Sayın Fatih Karahan da. Genelde iç talep sanki enflasyon sebebiymiş gibi görülüyor. Aslında enflasyonun Türkiye'de iki tane ana sebebi var Osman Bey. Birincisi deprem bölgesine yapılan harcamalar, ki bu konuya Sayın Mehmet Şimşek dikkat çekti. Deprem bölgesine yapılan harcamalar hariç bütçe disiplinini sağlayabiliyoruz diye kendisi açıkça itiraf etmişti bunu. Dolayısıyla deprem bölgesine yapılan harcamalar ciddi şekilde enflasyon sebebi. Bir diğer sebebe bakıyoruz, kurlar. Kurlarda her yukarı hareket olduğunda enflasyonda da yükselişlerin olduğunu hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla bunların bedelini ücretliye veyahut da sabit gelirliye iç talebe yüklemek bana biraz haksızlık gibi geliyor. Dolayısıyla burada kredi kartlarıyla ilgili yapılabilecek bir sürü düzenleme olabilir ama bunların her birisi sonuçta şirketler de kredi kartı kullanıyor, nakit ihtiyaçlarını böyle çeviriyorlar. Şahıslar da vadeye yayarak, taksitlendirerek bazı alışverişlerini yapabiliyorlar. Bunlar gelir dağılımının bozulmasıyla da alakalı. Dolayısıyla enflasyon o kadar yükseldi ki kredi kartlarında aynı malı bırakın yarısını alanlar bile daha yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyor. Dolayısıyla böyle bir süreç içerisinde kredi kartı harcamalarının, taksitlerinin azaltılması, limitlerinin düşürülmesi gibi tedbirlerin alınması durumunda inanın iç piyasada siz de ifade ettiniz zaten ciddi şekilde yaralara sebep olacak. Resesyon ve iç piyasa üretim yapamamaları da durgunluk dönemi mi girer ya da istenen o mudur? Yani açıkçası istenen odur diyemiyorum tabii ki. Ama şu iç talebi yavaşlatarak enflasyonu düşürmeyi düşünüyorsak bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun başarısız olduğunu yaşayarak maalesef göreceğiz. Bana göre enflasyonun sebebini doğru tespit edebilirlerse uygulanacak politikalar da, yani yapılacak olan tedavi de hastalığa ona göre uygun olacak ve hastalığı iyileştirecektir diye düşünüyorum. Şu an uygulanan politikalara bakarsak
aylık 6.70 çıkan bir enflasyon rakamı şu ana kadar uygulanan politikaların yanlış olduğunu bize çok net söylüyor zaten. Dolayısıyla biz piyasadaki para hareketleri... Geçici bir etkidendi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından. Ocak ayına ait dendi. Şubat'ta düşecek de diyor. Buna katılmıyor musunuz o zaman? Tabii ki düşecek ama 6.70 değil de 4.70 olacak. Yani sonuçta geçen sene 6.65'ti. Şimdi 6.70 çıktığına göre, kurla sabit olduğuna göre çok oynaklık yoktu döviz sepetinde. Dolayısıyla şimdi üçlü rakamlar, Şubat geçen sene rakamlarını söylüyorum. Üçlüydü. Şimdi 3'ün altında mı gelecek? Buna nasıl inanalım ki? Dolayısıyla ücret artışları enflasyonun sebeplerinden biri dediler. Türkiye'de 18 yıl, bakın Osman Bey, 18 yıl Türkiye'de Ocak ayı enflasyon rakamı ortalama 1.17 idi. 18 yıl ücretlere de zam yapıldı o aylarda. Orada niye yansımadı? 18 şimdi, yıl niye yansımadı şimdi, diyorsunuz? Yani bravo. O yüzden de diyorum ki bu artışların zaten ücret artışları geçmişte enflasyonun sapmalarının farkları gibi düşünün. Gerçekte şu an enflasyona sebep oluşturması mümkün değil. Ama deprem bölgesine yapılan harcamalar enflasyonun sebebi. Çünkü bir talep var orada. 12 ilin yeniden inşasının talebi var. Çok ufak değil bunlar. Dolayısıyla doğru tespit, doğru tedbiri getirir. Doğru tedbir de sonucu getirir. Ama biz bakıyoruz Haziran ayından Haziran ayına enflasyonda artış devam ediyor. Ve iç piyasayı boğmaya devam ediyoruz. Ama ihracatta da tam gaz devam diyoruz. O zaman 33 liradan Euro'da işlem yapan adam kalkıp da Türkiye'ye 5 liradan soğan satar mı? Satmaz tabii ki. Dolayısıyla fiyatın düşmesi söz konusu bile olmaz. İhracata ne kadar yol verirsek fiyata artan ürünlerde içeride de kara borsaya o kadar düşer. Ve kur bazlı fiyatlamalarda içerideki fiyatlarla Avrupa'daki fiyatlar o kadar birbirine denk gelir. Buna da hazır olmakta fayda var. Peki. O zaman benim anladığım şu, mevcut durumda eğer kredi kartına faiz oranı, kredi taksitlendirmesinde bir azalma ya da mevcut kullanım limitinin düşürülmesi gibi bir durum bizi daha farklı, daha olumsuz bir yola götürecek. Doğru, çok aynı fikirdeyim. Yani burada açıkçası iç piyasada özellikle şirketler nakit ihtiyacını bu kartlarla sağlayabiliyor. Artı şahıslar da almak zorunda oldukları ama maaşlarının yetmemesi nedeniyle alamadıkları ürünü taksitlendirerek alabiliyor. Böyle bir engel Türkiye içerisinde iç talepte ciddi sıkıntıları yol açacak bazı şirketlerin çarkını çevirememesine neden olabilir. O yüzden dikkatli atılması gereken bir adım. Peki Sayın Baydar, çok kısa bir altını da sormak istiyorum. Az önce haberini de ekrana taşıdık. Keza borsa, ikisini bir de değerlendirirsek çok sevinirim. İkisinde de ciddi rekorlamalar var. Bu tablo nereye evrilecek? Şu anda bir yatırım fırsatı mı yoksa artık son limitler mi kullanılıyor? Yoksa yeni rekorlarla karşı karşıya mı kalınır? Şimdi borsa için TV100 ekranlarından izleyicilerimiz hatırlayacaktır. 11.000 12.000'e kadar çıkma potansiyeli var demiştim dolar bazında. O fiyatlara bakarak tabii söylemiştim. Bunun da tek bir şartı vardı, yabancı yatırımcı gelirse. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek yabancı yatırımcıyı yerel seçimlerden sonra bekliyor. Ama kısa vadede Amerika'da faiz indirimleri ötelendikçe yabancı yatırımcının gelişi de ertelenecek gibi görünüyor. Fatih Bey, Sayın Karahan buna birazcık değindi. Dolayısıyla yabancı yatırımcı gecikirse bu beklenti bittiğinde borsada kar realizasyonu süreci başlayabilir. Ama borsanın önemli bir özelliği de var. Enflasyon oldukça borsa şirketlerinin de enflasyon değerlemesi nedeniyle varlık değerleri hızla artıyor. Dolayısıyla borsa bir yönüyle de enflasyona karşı koruyucu özelliği var. Dolayısıyla borsa yükseldikçe, enflasyon yükseldikçe borsanın da yükselmesi son derece doğal. Bunun altını çizelim. Şimdi enflasyonda önümüzdeki süreçte belki işte Şubat ayı çok önemli bir sınav olacak. Bakalım 3.15'ti yanlış hatırlamıyorsam geçen sene Şubat enflasyon rakamı. Eğer bu 3.15'in üzerinde gelirse aylık bazda enflasyon yükselmeye devam edecek. Tam evet, doğru hatırlamışım, 3.15. Dolayısıyla bakalım 3.15'in altına düşebilecek mi? İşte buna inanmakta zorlanıyorum. Çünkü enflasyonun sebebi deprem nedeniyle oluşan olağanüstü talep olduğu için bunu Şubat ayında 3'e indirmemiz bana biraz zor gibi geliyor. O yüzden tedirginim. Ama ücretlerin etkisi var mı? Ücretlinin alabilecek yüzü olsa da keşke etkisi olsa yani. Onu da söyleyeyim. O kadar kolay değil maalesef. Ama altın içinde şunu söyleyebilirim. Altının iki özelliği var. Birincisi dolardan kaçış isim geliyor.
ve orta ve uzun vadede her zaman için para karşısında kazandıran bir enstrüman. Dolayısıyla altın onsa bakarsak şu an yurt dışında bir miktar gerileme var. Onu da yurt içerisinde hep birlikte altın TL'de de hissediyoruz. Ancak içerideki kur artışları altın TL'de yukarı hareketlere sebep olabilir. Altın onsa şu an bir yön söz konusu değil. Yatay seyirde sıkışmış bir hava var. Bunun da sebebi faiz indirimlerinin ötelenmesi. Amerika'da faiz indirimleri ötelendikçe altının rally yapma ihtimali de azalıyor. O yüzden önümüzdeki süreç içerisinde faiz indirimleri konusunda olumlu bir hava alana kadar muhtemelen 3. çeyrekten sonra çok sıkı bir rally bizi bekliyor o zaman. İndirimlerde bravo, çok güzel. İndirimlerde altında 2150'lere çok kolay çıkarız gibi görünüyor. Peki. Ons dolar bazında. Peki. Sayın Baydar, çok teşekkürler katkılarınız için, vakit ayırdınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ekonomist Hikmet Baydar'la birlikteydik. Şimdi konuşacağımız hususta aslında bütün emeklileri ilgilendiren bir başka konu. Yine ekonominin parametrelerinden bir tanesi. Emekli birçok şey bekliyor. 10 bin lira bayram ikramiyesi, fatura ve kira desteği gibi birçok konuda iyileştirme müjdesi gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar çalışmalarına devam ediyor. Kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar hız kazandı. Neler bunlar? Milyonlarca emekliyi neler bekliyor? Ona bir bakalım. ...2024'ün emekliler yılı ilan edilmesinin ardından milyonlarca emeklinin refah düzeyini arttırmak için düğmeye basıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız emekli maaşlarıyla ilgili olarak ek zamdan bahsederken 2024 yılının da emekliler yılı olacağından bahsetmişti. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin arttırılmasına, elektrik, su, doğalgaz bedellerine indirim yapılmasına, kira desteğine kadar birçok iyileştirme de gündemde. Kamu kurumlarında da ayrıca bir çalışma yürütülüyor. Özellikle elektrik, su, doğalgaz bedellerinin de emeklilerimize düşük bedelle verilmesine dair bir çalışma yapıldığını duyuyoruz. Hazır, dikkat et. Emeklilerin 2000 lira olan bayram ikramiyelerinin 5000 lira üzerine çıkması planlanıyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10.000 lira ikramiye almış olacak. Biliyorsunuz iki kere bayram ikramiyesi veriliyor şu anda. Bu iki tane verilen bayram ikramiyesi de her bir bayram başına 2'şer bin lira olarak uygulanıyor bugün itibariyle. Bunun 5.000 liraya çıkarılmasıyla ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü duyuyoruz. Ama burada bir talep daha var emeklilerimizden. Bayram ikramiyelerinin sadece dini bayramlarda değil, aynı zamanda milli bayramlarda da verilmesiyle alakalı da bir talep var. Onu da buradan söylemek gerekiyor. Özellikle büyük şehirde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli desteklerin verilmesi de alternatifler arasında. Yani emeklilerimiz kirayla alakalı olarak bir desteklemekte bulunacak devlet bunu. Sosyal Güvenlik Kurumu kirayla alakalı bir destekleme sunacak emeklilerimize. Artık emeklilerin toplu taşıma ve belediye hizmetlerinden de indirimli olarak faydalanması bekleniyor. Ancak indirim oranları henüz belli değil. Belediyeler Birliği'yle bir protokol yapılacağına dair bir bilgi geldi. Bu protokol çerçevesinde illerdeki toplu taşımaya indirim, belediye hizmetlerinden indirimli faydalanmak şeklinde bir paket oluşacağı ve bunun belediyelerle, Belediyeler Birliği'yle yapılacak olan protokolle sağlanacağına dair bilgiler geliyor. Kamu tesislerinde indirim seçeneği de gündemde. Aynı zamanda kamu tesisleri var, biliyorsunuz kamplar var. Bu kamplardan da emeklilerimizin indirimli olarak faydalanmasına yönelik olarak bir çalışma var. Bazı hizmetlerinde de yine emeklilerimize daha düşük fiyatla bu hizmetleri sunmak şeklinde bir çalışmanın yürüdüğünü duyuyoruz. Milli İstihbarat Teşkilatı kritik bilgiyi verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'na yönelik olası bir saldırı engellendi. Eylem arayışında olan PKK-YPG'li terörist Ahmet Alhac Ömer, Suriye geçici hükümetine bağlı askeri polis tarafından yakalandı. Amacı sınır hattının huzurunu bozmaktı. Hedefinde güvenlik güçleri vardı. Emeline ulaşamadan kız kıvrak ele geçirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı bir bölücü örgüt üyesini daha denklemden çıkardı. PKK-YPG'li terörist Ahmet Elhac Ömer yakalandı. Kritik müdahale sınır ötesinde geldi. Saha ajanları örgütün istihbarat yapılanmasına bağlı Suriyeli teröristi takibe aldı.
kurtarılmış bölgelerde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bilgi, Suriye geçici hükümetine bağlı askeri polise iletildi, operasyon için düğmeye basıldı. Ahmet Elhaç Ömer ne olduğunu bile anlamadan gözaltına alındı. Teröristin ikametgahında bir adet uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı bulundu. Söz konusu düzeneğin suikast ve bombalı eylemlerde kullanılmak üzere hazır halde tutulduğu anlaşıldı. Suriyeli terörist, bomba düzeneği kullanımı ve suikast konularında eğitim aldı. 2022-2023 yılları arasında Münbiç'teki kurtarılmış bölgelere defalarca el yapımı patlayıcı sevkiyatı yaptı. Özellikle buralarda görev alan Mehmetçik ve SMO birliklerine eylem hazırlığı içindeydi. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan Ukrayna, ki o süreç yıllardır devam ediyor malumunuz. Öte yandan da Orta Doğu coğrafyasını da karıştırdılar İsrail'e yol vermeleriyle birlikte, amiyane tabirle. Şimdilerde iki cephede de milyar dolarlar, uçaklar, silah ve mühimmatlar gönderiyorlar. Savaş sponsorluğu yapıyorlar adeta. Washington'ın bütçesini tabii bu tablo artık yordu. Bir yerde buna dur demeleri gerekiyor. Bugüne kadar 50 bin tırdan fazla yardım gitti Suriye'de PKK yapılanmasına. Şimdi oradaki muslukları kısmaya başladılar. Çünkü bu iki cephe onlar için daha önemli olmuş vaziyette. Türk Silahlı Kuvvetleri de tabii o bölgeye darbe üstünde darbe indirince teröristler artık İdani'ye zor duruma düştü. Terör örgütü şu anda bir kez daha açtı kollarını, Amerika Birleşik Devletleri'nden alenen yardım çağrısında bulundu. Para muslukları kısıldı. Bir yandan Türkiye, bir yandan İran vurdu. PKK-YPG sıkıştı. Terör örgütü PKK-YPG-PYD Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri adını kullanıyor. Teröristlere Ankara'nın itirazlarına rağmen yıllardır Amerika'dan yardım yağıyor. Omurgasını PKK'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri yabancı haber ajanslarına konuştu. Sözde liderler Amerika'dan yardım talep etti. 4 Şubat'ta İran destekli gruplar Suriye'nin doğusunda teröristlerin cirit attığı Amerikan üssünü vurdu. 6 terörist öldü. İHA ve SİHA'lara karşı çaresiz kalan terör örgütü Amerika'dan hava savunma sistemlerinin arttırılmasını istedi. Pentagon'un da yardım sözü verdiğini ileri sürdü. Teröristler Amerika'nın desteği kesmeyeceğine dair güvence aldıklarını da söyledi. Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve Beyaz Saray'ın garanti verdiklerini savundu. Suriye Demokratik Güçleri çekinip sıkılmadan geleceğe dair planlarını da anlattı. Terör örgütünün sözcüsü, Amerikan askerlerinin sonsuza kadar kalması mümkün değil. Çekilmelerinin ardından Türkiye'den gelen tehdit birkaç katına çıkacak. Askerler giderse bölgenin yapısına uygun planlara yöneleceğiz dedi. Terör saldırılarının artacağı tehdidi savundu. Zehir tacirleri ekiplerin ablukasında 63 ilde operasyon vardı. Narko güç operasyonu tam 2 ton 149 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Evlere, araçlara gizlenmişti o uyuşturucular. Özel eğitimli köpekler buldu. Ekipler peşlerindeydi. Harekete böyle geçtiler. Araçların önlerini kestiler. Zehir tacirlerine 63 ilde narko güç darbesi indirildi. 2 ton 149 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Adresler belirlendi, araçlar takipteydi. Zehir tacirleri uyuşturucuyu piyasaya sürmeden yakaladı. Araçların gizli bölmelerinde, meyve kasalarında, akla hayale gelmeyecek yerlere saklamışlardı. Hassas burunlu köpekler uyuşturucuyu böyle buldu. Yapılan aramalarda 2 ton 149 kilo uyuşturucu madde, 509 bin hap, çok sayıda ruhsatsız silah, av tüfeği ve para ele geçirildi. Narko güç operasyonlarında 456 kişi de gözaltına alındı. İstanbul'da Mossad soruşturmaları kapsamında yakalanan şüphelilerden bazılarının ifadelerinde yeni
ve bir o kadar da önemli detaylara, çarpıcı detaylara ulaşılıyor. Bazı şüpheliler Mossad'da bağlantılı olduklarını kabul ettiler, itiraf ettiler. Zanlıların hesaplarında da yine olağan dışı bir para hareketliliği tespit edildi. Mossad soruşturmasında yakalanmışlardı. Şüphelilerle ilgili yeni detaylara ulaşıldı. İsrail İstihbarat Servisi Mossad'a para karşılığı bilgi temin eden 9 kişi gözaltına alınmıştı. O 9 kişiden 7'si tutuklanmıştı. O şüphelilerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Başsavcılığın mahkemeye gönderdiği sevk yazısında özel dedektiflik adı altında İsrail İstihbarat Servisi Çevrim İçi Operasyon Merkezi bağlantıda olan şüphelilerden birinin yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif ve takip faaliyeti talimatlarını yerine getirdiği belirtildi. Şüphelinin ayrıca devletin veri tabanındaki bilgileri kamu kurum ve kuruluşlardaki irtibatları aracılığıyla elde ettiği ve bunları casusluk suçundan tutuklu olan şüpheli MK ile maddi gelir karşılığında paylaştığı bildirildi. MK'nın da bu bilgiler karşılığında 2019-2022 tarihlerinde şüphelinin hesabına 64, eşinin hesabına ise 35 kez ödeme yaptığı belirlendi. MK'nın hukuk bürosu çalışanı olarak görünmesine rağmen yabancı uyruklu şahısların kişisel bilgilerini yasa dışı yollardan elde ettiği, bu nedenle bilgi ağı içerisinde kritik bir isim olduğu bilgisi verildi. Sevk yazısında bu yolla menfaat elde eden MK'nın banka hesabında olağan dışı miktarda para olduğu ve diğer şüphelilerle çok sayıda HTS kaydının bulunduğu da anlatıldı. Adliyedeki terör saldırısı sonrası başlayan operasyonlarda yakalanan 96 şüpheli var. İfadeleri tamamlandı. 2 başsavcı vekili, 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş durumda. Detaylarına bakacağız. TV muhabiri Sevgin Begüm Yavuz gelişmeleri takip ediyor. Şimdi son bilgileri sıcağı sıcağına kendisi aktaracak. Hemen Begüm'e gidelim. Sözü kendisine bırakalım. Osman Kenan Çapoğlu, 96 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. 6 Şubat günü meydana gelmişti o terör saldırısı. Çağlayan Adliyesi önünde ve 3'ü polis, 6 kişi yaralanmıştı. Bir kişi de hayatını kaybetmişti o saldırının ardından. 2 saldırgansa polislerin dikkati sayesinde hemen etkisiz hale getirilmişti. İşte o soruşturma kapsamında sabah saatlerinde 96 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Ve sabah saatlerinden itibaren ifade işlemleri devam ediyordu. O ifade işlemleri geçtiğimiz saatlerde sona erdi ve şu an savcılığın bir sevk yazısı hazırlaması bekleniyor. Tutuklama ya da adli kontrol talebini içeren ve o sevk yazısı doğrultusunda sulh ceza hakimliğine sevk edilecek 96 şüpheli. Terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda ifade verdi 96 şüpheli. 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirildi bu ifade işlemlerinde ve şüphelilere detaylı şekilde sorular soruldu. Bağlantıları araştırıldı. Gün boyu aslında Çağlayan Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Özellikle meydan tamamen kapatıldı. Adliye giriş çıkışlarında kimlik kontrolleri, çanta ve üst aramaları yapıldı. Toma, akrep gibi zırhlı araçlar, çok sayıda çevik kuvvet ekipleri ve devriye gezen, yaya olarak devriye gezen polis ekipleri de meydandaydı. Saat 17 itibariyle adliyede mesai saatleri sona erdi. Ve bu saat itibariyle aslında şu an artık vatandaşların giriş çıkışlarına da izin verilmiyor adliye içinde. Geniş güvenlik önlemleri hala devam ediyor ve gece boyunca da devam edecek. Çünkü ifade işlemleri tamamlandı ancak şüphelilerin, 96 şüphelinin suç ceza hakimliğinde de bir sorguya, sorgu işlemleri alınacak ve bunun sonucunda adli kontrol ya da tutuklama kararı verilecek. Şu an itibariyle 96 şüpheli terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosunda ifadelerini verdiler. Savcının sevk yazısı bekleniyor. O sevk yazısıysa sulh ceza hakimliğine gönderilecek ve oradan bir karar çıkacak diyelim ve sözü Çağlayan Adliyesi'nden size bırakalım. Begüm'e teşekkür edelim. Son gelişmeleri aktardı. Paylaşmayı da sürdürecek. Yeni gelişmeler oldukça tabii ki adliyedeki terör saldırısına ilişkin biz de aktarmaya devam edeceğiz. Gelelim Santa Maria Kilisesi'ndeki terör saldırısına. İstanbul'da Sarıyer'de 28 Ocak'ta gerçekleştirilmişti o saldırı. Bir kişi hayatını kaybetmişti. Kilisenin ve
Rahip Anton Bulay'ın avukatı teröristlerin infial yaratmak istediğine dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir dilekçe sundu. Şüphelilerin cezalandırılmaları için kamu davası açılması ve kiliseye de polis koruması tahsis edilmesi istendi. Pazar ayini sırasında saldırı düzenlenmişti. Kilise, teröristlerin infial yaratmak istediğine dikkat çekti. Şüphelilerin cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını talep etti. Kilisenin korunmasını istedi. Santa Maria Kilisesi, 28 Ocak günü pazar ayini sırasında terör saldırısının hedefi oldu. 52 yaşındaki Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti. 25 şüpheli tutuklandı. 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Santa Maria Kilisesi ve kilisenin rahibi Anton Bulay adına avukatı Afşin Hatipoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na koruma tahsis edilmesi ve şüpheliler hakkında dava açılması için suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kilisenin sadece bu mezhebe mensup kişiler tarafından değil, farklı dinleri benimsemiş kimseler tarafından da haftanın her günü binlerce kişi tarafından ziyaret edildiği anlatıldı. Tehdidin büyük olduğuna dikkat çekildi. Somut olayda gerçekleştirilmek istenen eylem, kilisede bulunan insanların tamamını öldürerek vahşetle infial yaratmaktır denilerek şüpheliler ve kimliği tespit edilemeyen terör örgütüyle bağlantılı diğer kişilerin cezalandırılmaları için kamu davası açılması da talep edildi. Eşiyle birlikte yurt dışına kaçarken yakalanmıştı Sedat Ocakçı ve bir bilanço vardı. Mağdurlarından tam 2,5 milyar lira dolandırdığına yönelik. Dudak uçuklatan diyorduk ama rakam öyle değil. Daha farklı. 5 milyar 123 milyon lira toplamış aslında. Yurt dışına kaçarken de yakalanmıştı. Bugün herkes parasını alacak dedi. Nasıl olacak? Büyük bir merak konusu. Sedat Bey, suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz? Herkes parasını alacak, merak etmeyin. Paralar nerede? Salih'te. Peki Salih nerede? Sedat Ocakçı'nın iddiasına göre paralarla birlikte Dubai'de. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi buradayım. Canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen ben sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişleri de sağlıyorum. Ve kazandıkça sırayla azar azar hepinize, merak etmeyin, o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak. İş insanı Sedat Ocakçı yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon lira topladı. Vurgunun 2,5 milyardan çok daha fazla olduğu yeni ortaya çıktı. Ocakçı Yozgat'ta drone fabrikası kuracağını söylemiş, başta hemşerilerini sonra herkesi dolandırmış, diğer vurguncular gibi lüks hayatın her fırsatta paylaşmıştı. Ancak vaatlerini bir türlü yerine getirmedi. Bunun üzerine mağdurlar şüphelendi. Polise şikayette bulundu. Sedat Bey, suçlamalar hakkında ne söyleyeceksiniz? Herkes parasını alacak, merak etmeyin. Paralar nerede? Salih'te. Ocakçı ve eşinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Polis eş zamanlı tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Ocakçı ve eşi yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları sırada Adana'da yakalandı. Vurgunun da 2,5 milyar lira değil, 5 milyar 123 milyon lira olduğu tespit edildi. Paraları mağdurlara ödeyeceğini söyleyen Ocakçı ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul'da bir seyyar satıcı zabıtaya döner bıçağıyla saldırdı. Zabıta kolundan yaralandı. Seyyar satıcılarsa polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zabıtaya döner bıçakla saldırdı. O anlar böyle kaydedildi. Bu görüntü savaş alanından değil. İddiaya göre İstanbul Bağcılar'da bir cadde üzerinde seyyar satıcılık yapan 3 kişi zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Ben daha çok
Tartışma giderek büyüdü. Satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi. Zabıta ekipleri duruma müdahale etti. Sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri ise araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırmaya başladı. Zabıta kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalışsa da kolundan yaralandı. Yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı. Döner bıçaklı saldırgan ve iki kişi ise gözaltına alındı. İstanbul'da Ataşehir'de tartıştığı minibüsün önünü kesti. O şahıs yakalandı, mahkemeye çıkarıldı. Adli kontrolle serbest bırakıldı. Yolda önünü kesti, tehdit yağdırdı. O sürücü gözaltına alındı. Ataşehir Küçük Bakkalköy mahallesinde otomobiliyle ilerleyen şahıs tartıştığı Dudullu Bostancı hattında çalışan minibüsün önünü kesti. İn aşağı. Kim oğlum? Delikanlıysa indir aşağı. İncel aşağı. İşte bu görüntüler üzerine inceleme başlatan polis araç sürücüsü İÖ'yü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Beylikdüzü'nde aracı arızalanan metrobüs şoförüne metrobüsü kontrol etmek için araçtan indiği sırada karşı istikametten gelen başka bir metrobüs çarptı. Hastaneye kaldırılan şoför hayatını kaybetti. Beyler alamadın ya, dağılın boşaltamayın ya. Hadi abi. Allah'ım yardım et. Arızalanan metrobüsü kontrol etmek için indi, bir anlık dikkatsizliği hayatına mal oldu. Karşı istikametten gelen başka bir metrobüsün altında kaldı. O anlar kameraya işte böyle yansıdı. Üzücü olay İstanbul Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki metrobüs Haramidere'de arızalandı. Aracı kontrol etmek için dışarı çıkan şoför Eyüp Maytalman'a karşı istikametten gelen bir başka metrobüs çarptı. Kaza sonrası Eyüp Maytalman ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleler onu kurtaramadı, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ...96 kişiye mezar olmuştu Hasan Alpargün apartmanı. O binanın müteahhidi ikinci kez hakim karşısındaydı. İhmalim yok, kolonları kestiler diyerek kendini savundu. Mahkemede bilirkişi raporu alınmasını hükmetti. İhmali vardı, raporlarla da ispatlandı. Gözlerinde acı, dillerinde adalet çağrısıyla mahkeme salonundaydılar. Bizim gözlerimizde acı var, üzüntü var, keder var, hüzün var ama tek bir şey yok. O da korku. Hasan Alpargün Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitiydi. Depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kaçmıştı. Yakalanmış, emniyete götürülürken de yaşananlara mukadderat diyerek yürekleri bir kez daha yakmıştı. Tutuklu yargılanan Alpargün ihmali olmadığını, binanın kolonlarının kesildiğini iddia etmişti. Bu iddialarını ikinci mahkemede de sundu. Sanık katil Hasan Alpargün'ün iddia ettiği kolon kesme iddiaları bu mahkemede tamamen çürütüldü. Bu iddia artık söz konusu değil. Hasan Alpargün taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanıyor. Vicdan azabı çekiyor musun? Çok. Yaptığınız diğer binanın da sürekli hasarlı. Hasarsız olan yok zaten. Hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası istenirken onun talebi beraat oldu. Hakimin üzerine bastıra bastıra bu bina niye yıkıldı o zaman? Hani sen yapmadın niye yıkıldı o zaman diye tekrardan bir bilirkişi raporu aldırması ve bu yönde bir ara karar çıkartmış olması gerçekten bizi rahatlattı diye. Mahkeme davayı ileri bir tarihe erteledi. Acılı aileler şimdi bilirkişi raporuyla gelecek sonucu bekliyorlar. Yılmadan dimdik ayakta giden canlarımızın hesabını sormak için süreci
sonuna kadar takip edeceğiz. Mersin'de hareketli dakikalar vardı, anlar vardı. Yabancı uyruklu kadınları tuzağa çeken çete çökertildi. O çete iş adamlarının gizli videolarını çekip şantaj yapıyordu. 4 çete üyesi tutuklandı, 4'üne de ev hapsi verildi. Otobüse bin. Her adımları takip edildi. Hazırlıklar tamamlandı. Hedefte bu kez organize suç örgütleri vardı. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şantaj çetesi çökertildi. Otobüse bin. Görüntüler Mersin'de kaydedildi. Polis bazı iş yeri sahiplerini mercek altına aldı. Yabancı uyruklu kadınları zorla fuhuş batağına çekiyorlardı. Gizlice çekilmiş fotoğraf ve videolarla şantaj yapıyorlardı. Çetenin iş insanlarından para istediği, hatta ev, araba, arsa gibi mal varlıklarına el koymaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şantaj çetesinin yakalanması için harekete geçti. Operasyona aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 110 polis katıldı. 10 kişi kıskıvrak yakalandı. 4'ü tutuklandı. 4'üne ev hapsi verildi. 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 18 kadın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polisler Amasya'da çöp yüklü bir tırı durdurdu. Kaçak göçmenler o çöplerin arasına gizlenmişlerdi. O göçmenleri kaçıran organizatörler her türlü yolu deniyorlar çünkü ama ekiplerin o dikkati sayesinde kıskıvrak yakalandılar. Kaç kişi var? Kaç kişi söyle? Abi yatak var. Tırın dorsesinde çöp yığınlarının altına gizlenmişlerdi. Polisten kaçamadılar. Haberiniz yok muydu bindiklerinde? Amasya'da ekipler çöp yüklü bu tırdan şüphelendi. Van'dan Ankara'ya gidiyordu. Polisler tırı durdurdu. Çöp yığınlarının arasına baktı. Kaçak göçmenler brandanın hemen altındaydı. Hadi kişi söyle. Abi yatak var. Afgan uyruklu kaçaklar polisleri görünce şaştı kaldı. Abi şu an gördüğüm bir kadın, yok iki kişi var. Üç kaçak göçmen çıktı çöplerin arasından. Onlar sınır dışı edilecek. Kaçaklardan haberi olmadığını iddia eden tır şoförü de gözaltında. Niye çöp aracını aldınız bu vatandaşları? Ben bilmiyorum abi, bilgim yok. İstanbul, Sarıyer'de bir genç babasına küfrettiği için konuşmak üzere çağırdığı adamı silahıyla önce bacağından vurdu, ardından da yumrukla darp etti. O anlar kameralara yansırken polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklandı. Babasına küfrettiği için çılgına döndü. Önce adamı silahla vurdu, ardından yumruklarla darp etti. Olay İstanbul Sarıyer'de yaşandı. İddiaya göre babasına küfreden adamı ofise çağırdı. Masanın üzerindeki silaha sarıldı. Bacağını hedef alarak kurşun yağmuruna tuttu. Bununla da yetinmedi, defalarca yumrukladı. Yanındaki arkadaşları araya girmeye çalışsa da yeterli olmadı. Öfkeli adam zor tutuldu. Yaralı adam bir süre sonra baygınlık geçirdi. Kendi imkanlarıyla Maslak'taki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alındı. Polise şikayette bulundu. Kısa sürede yakalanan saldırgan cezaevine gönderildi. İzmir'de taksi sürücüsü Oğuz Erge vahşice öldürüldü, iyi niyetinin kurbanı oldu. Hala o konu Türkiye'nin gündeminde, binlerce taksi şoförü o cinayetin ardından tepkili. Tabii bir yandan da can güvenliklerinden endişe ediyorlar. Çünkü Oğuz Erge katledildikten sonra 5 kişinin bir taksiye bindiği ve orada hakaretamiz ifadeler kullandığı anları da gördük biz. Ve bir kadının söylemi çok dikkat çekmişti. Senin gibileri arkalarından vuruyorlar, iyi yapıyorlar demişti. Bu hale nasıl geldik? Bu bir soru işareti. Analiz edilmesi gereken husus. Ama taksicilerin beklentisinin bir an evvel karşılanması lazım ki bu durumların önüne geçebilelim. Maalesef bu şekilde geçebileceğiz. Zihniyet olarak öne geçmek pek mümkün olmadığı için taksi sürücüleri araçlara güvenlik kabini yapılmasını istiyorlar. Biz o olaydan sonra çok korkmaya başladık. Yani müşteri aldıkken özellikle geceleri, yani artık korkuyoruz yolcu almaya. İstanbul gibi bir yerde özellikle güvenlik kabini olduğu sürece yani biz de daha güvende hissederiz. Kendimizi daha rahat hissederiz yolculara karşı. İnsanlık dışı cinayet sürücülerin endişelerini arttırdı. Taksi şoförleri güvenlik kabini istiyor. En azından müşteriyle şoförün ilişkisini keser.
güvenlik her iki taraf için de olur. Geç bile kalındı. İlla bu yöntemlerin alınması için bir arkadaşlarımızı kaybetmemize gerek yok. Kan donduran cinayet Türkiye'nin hafızalarına kazındı. İzmir'de taksici Oğuz Erge vahşice katledildi. O cinayetin ardından taksilerde güvenlik tartışmaları gündemde. Sürücüler otomobillerine güvenlik kabini istiyor. 90'lı yıllarda Türkiye'nin gündemindeydi taksi soygunları. Binlerce taksi sürücüsü gasp edildi. Saldırıya uğradı ya da katledildi. Son olarak İzmir'de kan donduran bir cinayet yaşandı. Oğuz Erge, Delil Aysal isimli saldırgan tarafından katledildi. O vahşi cinayet taksilerde güvenlik endişesini arttırdı. Aldığımız tek yolcuyu da hemen yana getirmeye çalışıyoruz. Çünkü artık gerçekten çok psikolojimizi bozdu o olay. Hani kesinlikle yapılması gerekiyor. Yani can güvenimiz hiçbir şekilde yok. Bazen normal ana yolda bile gittiğimde bile yani bazı insanlar yani tehlikeli yerler olduğu zaman gidilmiyor. Gidesi gelmiyor insanın. Özellikle gece saatlerinde taksi sürücüleri güvenlik endişesi taşıyor. Saldırıya uğramak istemeyen taksiciler tenha lokasyonlara gitmemeyi tercih ediyor. Normalde sağ kapıdan binmesi gerekir ama sizin arkanızdan binenlerden şüpheleniyor musunuz? Ya o an için şüphelenmiyor olabilirsin ama yolda giderken bir sessizlikten şüphelenebiliyorsun yani hani. Uyuşturucu bağımlısıdır, aşırı alkollüdür, elinde alkol şişesi vardır. Mümkün mertebe onlara durmamaya, yani sorumlu yolcudan uzak durmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok yani. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul'un nüfus verilerini paylaştı. Çıkan sonuç şaşırttı mı? Hayır, çünkü her yıl olduğu gibi 2023 yılında da tablo değişmedi. İstanbul'da yaşayanların içinde en kalabalık nüfus Sivaslılara ait. Sivas'ın toplam nüfusundan daha fazla Sivaslı yaşıyor İstanbul'da. Ben Sivas Zaralıyım. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Evet, İstanbul'da yaşıyorum. 61 doğumluyum, 71'den beri İstanbul'dayım. İstanbul'da en çok Sivaslılar yaşıyormuş. İkinci sırada da Kastamonulular varmış. Siz neredesiniz efendim? Kastamonu. İstanbul'da 750 binden fazla Sivaslı varmış efendim. Tanıdığınız bir Sivaslı var mı İstanbul'da? Ya var da yani ne bileyim niye öyle yapmış ki, neye göre? Kayıtlı nüfusun yalnızca %14'ü İstanbullu. Her 10 kişiden neredeyse 8'i başka illerden İstanbul'a göç etmiş durumda. Türkiye İstatistik Kurumu İstanbul'un nüfusunu açıkladı. Megakent'te kayıtlı kişi sayısı 15.056.806. İstanbul'daki 15.056.806 kişiden yalnızca 2.152.878'i İstanbullu. Taşı toprağı altın mı bilinmez ama senelerdir Anadolu'nun dört bir yanından göç alıyor. Megakent İstanbul'un nüfus verileri açıklandı. Son yıllarda olduğu gibi yine aynı tablo ortaya çıktı. İstanbul'da Sivas'ın nüfusundan fazla Sivaslı yaşıyor. Doğrudur. Genel olarak hep bu söyleniyor zaten. Ben doğdum doğalı. Sivaslı çok. Çok. Ben Kurtuluş'ta oturuyorum. Çok. Tabii ki gurur duyuyorum. Neden olmasın? Yani her yerde var. Sivaslı'nın olmadığı bir yer yok ki. İstanbul'da yaşayıp da nüfus kütüğü İstanbul dışında olanların toplam nüfusu 12 milyondan fazla. İstanbul dışından mega kente gelenlerin içinde ilk sıra Sivaslılara ait. Toplamda 754 bin Sivaslı İstanbul'da yaşıyor. Sivas'ı, Kastamonu ve Ordu takip ediyor. Ya tanıdığım var. Bayağı tanıdığım var. İş yerinde Sivaslılar var mı mesela? Var. Tamam yani 750 de olabilir ama yani bunun Edirne'si de var, Göçmeli de var. İşte onların arasında en çok Sivas mı? Sivas'ın nüfusundan fazla Sivaslı İstanbul'da yaşıyor. Ya Kastamonu da var, ona bakar. İstanbul'da 754 bin Sivaslı'nın olduğu belirlendi. 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ın nüfusundan daha fazla Sivaslı İstanbul'da ikamet ediyor. Kastamonu'nun nüfusu 338 binken İstanbul'da toplamda 554 bin Kastamonulu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde masaya yatırılan konulardan bir tanesi Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin daha da ılıman bir iklime geçmesi açısından da önem arz ediyordu. Keza ikili ilişkilerin ve tabii ki turistik ilişkilerin de gelişmesi açısından. Ege Denizi'ndeki Yunan adalarına kapıda vize uygulaması başlıyor. Türk vatandaşları belirlenen 10 Yunan adasına kapıda vize alarak girebilecekler. Eskiden uygulanabilen bir husustu aslında bu. İstanbul Deniz Otobüsleri de yine Yunanistan'ın Samos adasına 6 Nisan'dan itibaren sefer yapmaya başlıyor. Fiyatlar dahil hepsi haberde. Kapıda vize müjdesi verilmişti. Şimdi de seferler başladı. İstanbul Deniz Otobüsleri Yunanistan'ın Samos adasına sefer yapacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vermişti müjdeyi. Yunanistan'a girişte kapıda vize uygulamasının başlamasıyla İdo Ege adalarına sefer yapacağını duyurdu. İdo hem İzmir Seferihisar'dan hem de Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos Adası'na sefer yapacak. Seferler 6 Nisan'da başlayacak. Biletlerse satışta. Vize ücretleri açısından bir fark olacak. Yunan adalarına giderken bir çok daha az bir ücret ödeyeceksiniz. Seferihisar Samos seferleri sabah gidiş, akşam dönüş olarak 3 gün, Ağustos ayında ise haftanın her günü olacak. Kuşadası Samos seferleri ise sabah gidiş, akşam dönüş olacak. 15 Haziran'a kadar haftada 3 gün, 15 Haziran sonrası haftanın her günü yapılacak. Şu anda da ciddi bir şekilde hemen taleplerdeki artışı gördük. Hatta geçen sene şu anda kıyaslarsak %70'ler 80'ler civarında. Karşılıklı gidiş geliş sefer ücreti 35 euro. Kuşadası'ndan Samos seferi ise 41 euro olacak. Türk vatandaşları 60 euro kapıda vize ücreti ödeyerek 7 gün süreyle tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek. Tabii giriş için dikkat edilmesi gereken kurallar da var. Samos adasına giriş için geçerli pasaport ve vizelerin dönüş tarihi itibariyle 3 ay geçerliliğinin olması ve 10 yıldan da eski olmaması gerekiyor. İdo'nun bu seferlerinde araçlı yolcu taşımacılığı yapılamayacağı duyuruldu. Türk gezginler tatil cenneti Bali Adası'nda şehir eşkıyalarının saldırısına uğradılar. Turist rehberleri sadece birkaç dolar için genç çifti bir odaya kapattı, pasaportlarına el koymaya çalıştı. İkili yaşadıkları dehşetin küçük bir bölümünü kaydedebildi. Ardından da Büyükelçiliğe koştu. Bizi tehdit ediyorlar şununla. Bakar mısın? Yaptığı harekete bakar mısınız? Bunun hepsini polise göstereceğim. Bunu polise göstereceğim. Türk çift Bali adasında yaşadıkları dehşetin ancak bu kadarını kaydedebildi. Bali'nin eşkıyaları bizi dövme pahasına da olsa çıkarmıyorlar. Fatoş ve Niyazi Solak, Türk gezginler dünyayı dolaşıyor. Bak dikkat edin, benim diyorum, kocam da kocam. Tecrübelerini de sosyal medyadan paylaşıyor. İkili dünyanın bir ucuna Endonezya'ya gitti. Batur Dağı'na çıkmak istedi. Gün doğumunu izlemek için başlangıç noktasına gitti. Ancak para koparmaya çalışan Balili rehberlerin tacizine uğradı. Evet arkadaşlar, bugün Batur Dağı'na çıkmak için geldik. Yalnız burada gördüğünüz Bali'nin eşkıyaları bizi dövme pahasına da olsa çıkarmıyorlar. Bizi tehdit ediyor. Bakar mısın? Yaptığı harekete bakar mısınız? Bunun hepsini polise göstereceğim. Bunu polise göstereceğim. Turizm katilleri o kadarla kalmadı. Çifti bir odaya sokarak tehdit etmeye, pasaportlarına el koymaya çalıştı. İkili başlarına geleceklerini anlayınca o anların bir kısmını kaydetti. Ancak tehdidin seviyesi yükselince geri dönüp polise sığındı. Bu insanlar şu sopayla, şu sopayla, şununla bizi tehdit ediyorlar, şununla. Bizi buradan götürmüyorlar. Türk gezginler Endonezya Büyükelçiliği'ne durumu bildirdi. Görevliler durumlarının iyi olduğunu öğrendikten sonra çifti bilgilendirdi. Ancak Endonezya polisi şu ana kadar şehir eşkıyaları ile ilgili harekete geçmedi. Bali'nin eşkıyaları bizi dövme pahasına da olsa çıkarmıyorlar. Solak çifti Endonezya'ya gelmek isteyenleri uyardı. Bu tür eşkıyalıklara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bizi tehdit ediyorlar şununla. Bir kiracı ev sahibi problemi daha geçmiş dönemden ama hafızalarınıza kazınmıştır o görüntüler. İstanbul'da Bakırköy'de kira zammını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısını ve misafirini darp etmişti. Hatta çatalla da yaralamıştı o ev sahibi. Mehmet Cengiz Bilik 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cengiz Bey, bakın yaraladınız beni. Tamam. Kiracısının evini bastı, tehdit etti. Cam kavanozları böyle yere fırlattı. Saldırgan ev sahibi 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Oturacağını mı sanıyorsun sen? Oturacağını mı sanıyorsun burada? Cengiz Bey, ne yaptınız siz? Görüntüler İstanbul Bakırköy'de kaydedildi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik kira zammını kabul etmeyip evden çıkmak istemeyen kiracısının evini bastı. Misafirini darp edip çatalla yaraladı. Beyefendi yapmasınız ha. Otur sen. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik hakkında açılan davanın 7. duruşması Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Mehmet Cengiz Bilik'i 6 suçtan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Cengiz Bey,
Bakın yaraladınız beni. Tamam. İstanbul Beyoğlu'nda park kavgası vardı. Marketin önüne aracını park etmek isteyen kişiyle market çalışanı arasında darbede çıktı. Araç sahibinin babası market çalışanlarına kurşun yağdırdı. Market sahibi hayatını kaybetti. Önce park yüzünden tartıştı, ardından market çalışanına böyle kafa attı. Yetmedi, silahını ateşledi. Dehşet verici olayın adresi Beyoğlu Tomtom Mahallesi. Boğazkesen Caddesi üzerindeki bir marketin önü. Bir şahıs aracını Mehmet Şahin'in işlettiği marketin önüne bırakmak isteyince iş yeri çalışanlarıyla arasında tartışma çıktı. Durumu öğrenen şahsın babası Celal K. olay yerine geldi, çalışana kafa attı. Çıkan kavgada silahını çıkaran Celal K. ard arda ateş etti. Açılan ateşte market sahibi Mehmet Şahin hayatını kaybetti. Celal K. ise gözaltına alındı. Yine magandalar, yine aynı senaryo. Bursa'da asker konvoyu oluşturan bir grup terminal önünde yolu kapattı. Sadece kendilerine aitmiş gibi çifte telli oynadılar. Sürücüler tabii tepki gösterdi fakat onlar tepkilere de aldırmadı. Sonunda polis müdahale etti. Kimseyi dinlemediler, müziği sonuna kadar açtılar. Kapattıkları yolda çifte telli oynadılar. Görüntüler Bursa'nın İnegöl ilçesinden. Asker uğurlamak isteyen bir grup konvoy oluşturdu. Terminalin girişine geldiklerinde konvoyu durdurdular. Müzik eşliğinde çifte telli oynamaya başladılar. Kendilerini uyaranları umursamadılar. Polis devreye girdi. Ancak polise de kulak vermediler. Üstüne üstlük bir de ekiplere saldırma teşebbüsünde bulundular. Polis ekipleri müdahale etmek zorunda kaldı. Amerika Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden hakkında bir sürü polemik var. Kendisi de bir sürü gaf yaptı bugüne kadar. Akıl sağlığı yerinde mi? Özel yetkili savcı, başkanın hafızasında ciddi problemler olduğuna dair bir rapor hazırlamıştı. Biden o rapora tepki göstermiş. Hafızam gayet iyi durumda demişti. Ama çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kalındı. O açıklamayı yaptı yapmasın ama dakikalar sonra yine bir gaf yaptı. Liderleri karıştırdı. Meksika'nın lideri olarak Sisi'yi dile getirdi. Hafızam iyi dese de öyle değildi. Ülke liderlerinin isimlerini karıştırdı. Sisi için Meksika Devlet Başkanı dedi. As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow. Amerika Başkanı Joe Biden akıl sağlığı hakkında hazırlanan raporla ilgili sorulara yanıt vermek için Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Hedefinde hafızasının yerinde olmadığı yönünde rapor veren savcı Robert Hur vardı. Savcı Hur'a sert sözlerle yüklendi. The question I thought to myself wasn't any of their damn business. Some of you have commented, I wear since the day he died. Başkan Biden bu açıklamayı yaptıktan birkaç dakika sonra yeni bir skandala imza attı. Gazze ile ilgili soruya yanıt verirken Mısır lideri Sisi için Meksika Devlet Başkanı ifadesini kullandı. Bu durum bir kez daha akıl sağlığına ilişkin ciddi soru işaretlerine yol açtı. As you know, initially the president of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow. Başkan Biden 81 yaşında. Amerikan kamuoyu tarafından demans hastası olduğu yönünde iddialar sık sık gündeme getiriliyor. Kars'ta yaşayan Nurhak Yazar, kış mevsiminde tamamen buzla kaplanan Aygır Gölü'nde yaklaşık 30 yıldır Eskimo usulü bir balıkçılık yapıyor. Eskimolar gibi sabah erken saatlerinde buz kırma mesaisiyle başlıyor işe. Ağlarını açtığı oyuklara bırakıyor. Birkaç gün bekliyor ve sonrasında tekrar gelip o ağları topluyor içinde balıklarla birlikte. Hay maşallah, yine geliyor. Yine geliyor.
geliyor ama ellerimiz pişti abi ya. -30. Kazma ve kürekle buzları kırıyor, ağları suyla buluşturuyor. Eskimo usulü balık avına böyle çıkıyor. Eğer hava tipi olmasa, soğuk olmasa geliyorum göle. Normalde balık falan işi, yani Allah bereket versin, ne çıkarsa çıkmaya da biliyor. Burası Kars'taki Aygır Gölü. 2300 rakımdaki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplı. Susuz ilçesinde besicilik yapan 43 yaşındaki Nurhak Yazar da 30 yıldır Eskimo usulü balıkçılık yapıyor. Geçimini böyle sağlıyor. Allah bereket versin. 6-7 kilo balık çıktı ama ellerimizde doldu. Harbiden doldu. Nurhak Yazar kazma ve küreğini alıp yola çıkıyor. Eskimo usulü balık avının bütün yöntemlerini biliyor. Satmaya çalışıyorum. Tabii evime de yapıyorum. Sabah buzlu göle ulaşan Yazar kazma yardımıyla suya ulaşana kadar oyuklar açıyor. Buz altına bıraktığı ağları birkaç gün bekletiyor. Şu anda diğer deliği açtım. Bıraktığı ağları çekmek için bir süre sonra yine göle geliyor. Nasibini de buzun altından çıkartıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün birimleri karkış demeden görevlerine kaldığı noktadan canla başla devam ediyorlar. Onlara dahil olan ekiplerden bir tanesi de jandarma özel harekat. Bitlis'te görev yapan harekat birlikleri engel tanımıyor. 2 metre karda operasyon yapmayı sürdürüyor birlikler. Milli silahlarla teröristlere göz açtırmıyorlar. Korkun edilmemiz! Korkun edilmemiz! Biz jandarma özel harekat olarak bize tevdi edilen her türlü vazifeyi başarmak azim ve kararlılığındayız. Hiçbir arazi ve hava şartı görevimizi yapmaya engel teşkil etmez. Kıyafetlerini kuşanıyorlar, ne korku biliyorlar ne de kar kış dinliyorlar. Jandarma Özel Harekat Birlikleri kar üstünde de operasyonlarına devam ediyor. Komutanlarımızın sevk ve idaresinde son terörist etkisiz hale getirilene kadar inançla mücadeleye devam edeceğiz. Bitlis'te görev yapan Jandarma Özel Harekat Birlikleri çetin kış şartlarında da operasyonlara ara vermiyor. Korkusuz birlikler kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu kırsalda, dağların zirvesinde, yamaçlarda, ormanlık ve çalılık alanlarda arazi arama tarama faaliyetini yürütüyor. Özel harekatçılar dondurucu soğuğa rağmen düzenledikleri operasyonlarla teröristlere geçit vermiyor. Jandarma Özel Harekat Birlikleri kış şartlarına uygun kıyafetleri, milli silahlarla bölgede. Terör örgütüne ve her türlü yasa dışı faaliyette karşı bölgenin huzur ve güveni onlardan soruluyor. Dosta güven, düşmana korku salan birliklere hiçbir arazi ve hava şartları engel olamıyor. Ana haber bültenini bu akşamlıkta burada noktaladık. Bizden hemen sonra Cansu Canan Özgen, Özgür İfade ile sizlerle birlikte olacak. Haftayı noktalıyoruz. Yeni haftada tekrar görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları. Hoşçakalın.